Geldiniz. Bir kez daha demokrat şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1958'de Fazıl Önder ve Ahmet Yahya, 1962'de Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet, 1965'te yoldaşı Kostas Mişaül ile birlikte Derviş Ali Kavadoğlu, 1976-79 yılları arasında Türkiye'de Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil, 1996'da Kutlu Adalı, ülkemiz Kıbrıs'ta toplumlar arası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı bu aydın ve mücadeleci insanlarımızın en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındı. Yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak, ülkemizdeki barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını ve bu mücadelenin bedellerini kavrayabilmek açısından büyük önem arz etmektedir. Barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde canlarından olan tüm demokrasi şehitlerimiz adına hepinizi 2 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Günümüze güneyden hem konuklarımız hem mesajlarımız var. Ben öncelikle bu mesajları kısaca süratle okumak istiyorum. PO Genel Konseyi demokratik ve ideolojik inançları nedeniyle 58'de ve daha sonraki yıllarda katledilen Kıbrıslı Türk meslektaşlarımızı ve yoldaşlarımızı saygıyla anıyor. Bugün saygıyla andığımız şehitler Kıbrıs halkının demokrasi ve ilerleme mücadelesinde aktif olarak yer alıyorlardı. Siyasal ve ideolojik tercihlerini, dayanışma ve birlik değerlerini en ağır koşullarda dahi savunma cesaretini gösteren insanlardı. Onlar yurdumuzun taksimini hedefleyen emperyalist planlara karşı mücadele ettiler, inançlarının ve eylemlerinin bedelini yaşamlarıyla ödediler. Kıbrıs'ta Türk ilerici sendikalarla işbirliği içerisinde PO olarak biz onların mücadelelerine devam ediyoruz. Birlikte inatla mücadeleye devam ediyoruz.
ortak köklerimizi ve aynı zamanda iki bölgeli, iki toplumlu, federasyon çözümüyle gerçekten yeniden birleşmiş bir vatan için ortak vizyonumuzu teyit ediyoruz. Kıbrıs işçi sınıfının birliği ve kardeşliği için mücadelede canlarını feda eden Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk mücadeleciler bizler için ilham kaynağıdır. Bu cesur mücadeleleri anmanın en iyi yolu onların açtığı yolda ilerlemekte kararlı olduğumuzu vurgulamaktır. Onların haklı mücadelelerini hep birlikte layık oldukları sonuca ulaştırmakta kararlıyız. Anıları mücadelemize önder olsun. Bir mesajımız daha var. AKEL Merkez Komitesi'nin mesajı. Kıbrıs'ta Türk demokrasi şehitlerini saygıyla anıyoruz. Onlar Kıbrıs'ta barışı savunup bu uğurda mücadele verdiler. Onlar demokrasinin yerleşmesi, düşünce ve ifade özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulması amacıyla emekçi halkın haklı mücadelesinde ön saflarda yer aldılar. Onlar böl yönet politikası güden emperyalist güçlere karşı Kıbrıs'ımızı birleştirmek için mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödediler. Onlar gerici, faşist, karanlık güçler tarafından katledildiler. Faşizmin estirdiği terör sonucu ortak mücadelede arkadaşlarımızın kimisi hayatını kaybetti, kimisi başka ağır bedeller ödemek zorunda kaldı. Bugün de toplumlarımızı tehdit etmeye devam eden faşizm, milliyetçiliğin ve şovenizmin en önemli araçlarından biri de unutturmaktır. Bu nedenle bu anma töreninde demokrasi ve özgürlük mücadelesinde canlarını feda edenlere söz veriyoruz. Faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Ortak vatanımızda barışın, demokrasinin, özgürlük ve eşitliğin güneşi doğana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Demokrasi şehitlerinin anıları ortak mücadelemizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Onların haklı mücadelelerini Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit ve Latin, tüm Kıbrıslıları kendi yurtlarının gerçek efendisi kılacak çözüm ve ortak devletimizi taşlandırıncaya kadar ortak mücadelemize devam edeceğiz. Evet değerli dostlar, hava muhalefetine de yakalanmadan Sayın Genel Başkanı, Başbakanı çağırıyorum. Bir de hitap etsin. Bilahare hava muhalefeti fırsat verirse kabirlerimizde dolaşacağız. Buyur başkan. Değerli dostlar, hepimizin bildiği gibi bu coğrafyada barış için, demokrasi için, özgürlük için, eşitlik için mücadele etmenin her zaman bir bedeli oldu ve bu bedel ağır bir şekilde ödendi. Bugün anmakta olduğumuz yoldaşlarımız bu bedelin en ağır şekilde ödendiği dönemde yaşadılar ve bu bedeli en ağır bir şekilde öderken de gözlerini kırpmadılar. Ama bugün de bu mücadele devam ediyor ve gene bedel ödemeyi gerektiriyor. Onların ödediği kadar ağır bedeller değildir bugün ödediklerimiz. Ama gene de hepimiz biliyoruz ki biz de bu bedelleri gözümüzü kırpmadan ödemeyi göze almak durumundayız. Eğer bu mücadeleyi gerçekten başarıyla sürdürmek istiyorsak. Bir başka nokta da şudur. Hepimiz biliyoruz. Hayat kısadır, mücadele uzundur. Hiçbirimizin hayatının süresi bu mücadeleyi tam olarak arzu ettiğimiz noktaya taşımaya yetmeyebilir. O yüzdendir ki hayatlarımızın sürelerini birbirine eklemek ve mücadeleyi aralıksız sürdürmek yükümlülüğü altındayız. Değişen koşullarda yeni değerlendirmeler yapıp bu mücadeleyi doğru yönde nasıl daha hızlı ileriye taşıyabiliriz? Bunu değerlendirmek zorundayız. O yüzden bugün burada evet asla unutmamak için bir araya geldik. Kaybettiğimiz yoldaşlarımızı asla unutmayacağız. Ama hep söylüyorum bir söz vermek için de bugünlerde bir araya geliyoruz. Onların bayrağı bıraktığı yerden bu mücadelenin bayrağını alıp ileriye taşıma yükümlülüğü altında olduğumuzu hatırlama günüdür de bugün. Değişen koşullarda onlar kadar ağır olmasa da gene de bedeller ödemeyi göze alarak bu mücadeleyi hep daim kılacağız. Bizden sonrakilere de bayrağı devredene kadar. O yüzden bir kez daha anıları önünde
saygıyla eğiliyorum ve onları asla unutmayacağız diyorum. Anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Kabirleri dolaşıp çiçek bırakacağız. Buyurun.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.
gün ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adana'nın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adana'nın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adana'nın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adana'nın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin.
Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız.